Selamünaleyküm arkadaşlar. 22 Mart 2023 Çarşamba günündeyiz. Köyümüzde bugün hava parçalı bulutlu. Güneş de net değil. Hava da tam olarak kapalı değil arkadaşlar. Şu an Galacuk'tayım. Virajı dönünce Haydar'ın ceviz oluyor. Sonrası Sokulu arkadaşlar. Aşağıda kavakların görüldüğü yer Kollağan. Eskiden oralar çok yeşildi, ekildiği zamanlar. Tabii şu an oranın suyunu ilçemiz olan Çüngüş'e içme suyu olarak götürüldü. Şu an Yusuf yerine gidiyorum arkadaşlar. Ramazan çay yapmış. Beni çaya çağırdı. Siz de buyurun diyeceğim ama çok uzaktayız. Hakkınızı helal edin. Böyle sürekli köyde çelen falan gösteriyorum. Çay may diyorum böyle ateşte çak. Hakkınızı helal edin arkadaşlar, canınız çekerse. Zaten günahımız çok, bir de ahirette o günahı çekmeyelim. Allah'ın izniyle. Evet, burası Haydar'ın cevizi arkadaşlar. Tabi önceden bu toprak kısmı yoktu. Burada büyük bir ceviz vardı hemen yolun bitiminde. Biz çocukken burada Haydar'ın cevizi diye geçiyordu. Şu anda da öyle tabii ki. Sokulu'da maşallah su bayağı bir çoğalmış arkadaşlar. Yani yaklaşık 10 gün önce gelmiştim. Tabii o zaman yağmur yağıyordu. Araçla geldik. Video çekemedim. Maşallah her yerden su çıkıyordu. Harika bir görüntü vardı. Şu anda da büyük bir ihtimal öyledir. İnşallah gittiğimizde göreceğiz tabii. GSM direği karşıda arkadaşlar. Şebeke direği. Ortalama 3-3,5 ay önce, belki fazlası vardır, eksiği yok arkadaşlar, yapıldı. Fakat 3,5 aydır Turkcell operatör, Turkcell kullanan biri olarak söylüyorum. Evet, önce bunu göstereyim, lafıma devam edeceğim. Kocaman kaya arkadaşlar, ya depremden ya da yağmurun şiddetinden, gördüğünüz gibi birleşikti bu kaya. Yerinden çıkıp altta küntün ağzına düşmüş ve küntü kırmış. Bayağı bir, yani kırmak istesek el gücüyle kırılmayacak bir şey, Allah'ın takdiri. Evet, su geliyor. Evet arkadaşlar, o direk 3,5 ay, belki daha fazlası var, yapıldı. Fakat 3,5 aydır hiçbir şekilde tam olarak randıman alamadık. Bununla ilgili 2 kez 3 kez arıza kaydı oluşturdum ben şahsen. Sürekli yapıldı diye geri dönüş yapıldı. Fakat halen aynı devam ediyor. İnşallah yaparlar. Zaten hayatımızda da her şey hep yarım kalıyor yani. Tam olan bir şey yok. Tabi halimize çok şükür, isyan değil kesinlikle. Evet, şurada suyun önüne taş gelmiş ve gördüğünüz gibi su yola dönmüş. Şimdi burayı açalım. Yol daha fazla hasar görmesin. Thank you.
Yolu gördüğünüz gibi tamamen yırtıp atmış su. Şu an yönünü değiştirdik. Tabii burayı da ark gibi yapmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Su yırtmış iki tarafta. Burası da aynı şekil olmuş. Maşallah. Gördüğünüz gibi su arkadaşlar çok güzel akıyor. Gelmişken içmeden olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, şu kayanın arasından bir geliyor. Şuradan ayrı geliyor. Fakat boru şu suyun aktığı yerde, yani su daha altta oluyor. Çeşmeye gelen. Maşallah. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Yaşam kaynağımız su. Evet. Bu taraftan da 2 yıldır su çıkıyor çoğaldığı zaman. Evet, burada da büyük bir kayanın dibinden geliyor. Buralar hep kayalık böyle arkadaşlar. Yol çalışmasından dolayı tabii bu kayalar oynatıldı. Yani daha farklı bir görüntüsü vardı. Şimdi ise çok farklı bir görüntü var. İnsanoğlunun olduğu her yerde doğa ve güzellik bozulmaya mahkumdur. Maalesef ki. Afalım. Şu an Yusuf bir yerine doğru iniyorum arkadaşlar. Tabii eskiden de buradaki bütün tarlalar ekiliyordu. Çünkü eskiden para denilen lanet kağıt parçası yoktu. Fazla piyasada yoktu. İnsanlar ektiğini hasat yaptıktan sonra kendi evindeki eksiğiyle değiş tokuş yapıyorlardı. O sebepten herkes ektiği kadar alabiliyordu. Tabii şimdi insanlar genellikle bir nevi sistemin mecbur kıldığı bir durum bu. Şehirlere akın ettikleri için köylerin çoğunda da araziler ekilmemeye başladı. Ki şu an biz ekelim desek de maalesef ki domuz çok fazla olduğu için ekemiyoruz. Domuza engel için de tel örgü lazım. Bu da tabii maaşımız olmadığı için ve her şey çok pahalı olduğu için
ki ne kadar yeri çevirebiliriz? O sebepten ekilmiyor. Sadece elimizden geldiği kadar, kendimize yetecek kadar ekiyoruz. Evet. Yusuf Pierre'i gölü. Tabi buraya Emre ile Ramazan temizliyor arkadaşlar. Şu an kış olduğu için bu şekiller ve içinde kurbağa pislikleri var diyeyim. Kibarca söyleyeyim. Onları temizliyorlar. Şu suyun aktığı yerde gölü deşme alanı var. Oradan deşip bahçeyi suvarıyorlar. Evet, Yusuf Piyer'in de son hali bu şekilde arkadaşlar. Yıllardır ekilmiyor. 1-2 yıldır Emre, belki daha fazla da olabilir. Buraya ekiyorlar. Maşallah çok güzel de hasadını alıyorlar. Bugün biraz hızlı yürüyor ve hızlı konuşuyorum gibi geldi arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Niye bilmiyorum, içim kıpır kıpır. Ben de anlamıyorum. Ekstra bir durum yok tabii ki. Badem ağaçlarının çiçekleri çok güzel görünüyor ağaçta. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ramazan! Video çekiyorum Ramazan! Evet Ramazan, şu an sadır mı ekeceksin? Kolay gele, selamun aleyküm. Evet, Ramazan şu an sadır tohumu ekecekmiş. Şu an bellemesini yapıyor arkadaşlar. Evet. Aha, Merso da burada. Merso! Bebeğim! İyi Ramazan! İyi Ramazan! Kolay gele ha! Ektiniz mi? Evet, Ramazan çalışıyor şimdi. Onu Ramazan küreği çarpmıyoruz. Emre ne yapıyorsun? Evet, bu Rusya'dan kaçıp geldi. Evet, bakabilirsiniz. Emre bana bak. Evet, Ruslara benziyor değil mi arkadaşlar? Rusya'dan kaçıp geldi kendisi. E oraya ekmişsin. He. Geçen seneki yer. He, Ramazan sarı sana fena yakışmış ha. Yanına da bir lacivert mi bıraksak? Ne yapsak? Kim? Normaldir. Bizim gibi genç değilsin be Ramazan. Oh! Hani tırmağa basarsın suratına çarpar ya. Tam dizimin kasığına geldi ya. Çok pis çarptı zaten. Birkaç gündür sıkıntılı ora. Evet, Ramazan'ı gördüğünüz gibi maşallah. Maşallah traktör gibi çalışıyor. Nazar değmesin Ramazan. Maşallah diyeyim de. Seni yukarı göle de bekliyorum Sayın Traktör Bey. Tamam mı? Bitirmişsin daha maşallah. Zor zor değil. Sarımsak göğermiş mi? Çeksin sarı. Evet arkadaşlar. Aa, ne kadar güzel olmuş maşallah. Değil mi? Ramazan diker de olmaz mı? Evet arkadaşlar, burası böyle. Sarımsak ekili. Şöyle yakından da göstereyim. Aralıklarla dikiliyor ki kazması kolay olsun. İçinde sonradan olan otları rahatlıkla çekebilmek için. Maşallah güzel de olmuş. Merso Bey'in, evet. Merso Bey'in yanına da gideyim. Videomu sonrasında sonlandıracağım arkadaşlar.
Evet, burada çardak var, buzdolabı var, fırın var arkadaşlar. Elektriğimiz yok ama güneşimiz var diyelim. Paneli ne zaman takıyoruz Emre? Yarın yağmurlu. Yani burada arkadaşlar her şey mevcut. Merso, bebeğim. Evet, Merso yüz vermiyor, neden bilmiyorum. Merso, oğlum. Merso, oğlum. Merso, oğlum. Yat hadi yat. Yat debelen. Öyle mi? O da biraz zor be Emre. Merso, yoruldun mu oğlum sen? He? Merso. Su verdiniz mi buna Emre? Merso. Evet, suratı kaşınıyor. Şu an suratını kaşıyor Merso Bey. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Dualarınızda bize de İnşallah yer verin. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.